Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Karay ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 14. haftasının 2. videosundayız. Yamukta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani dik yamuk ve ikizkenar yamuğu anlatacağız sizlere. Evet, kitabımızda da sayfa numarası 131'in sağ tarafı 132 ve 133'ü anlatacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dik yamuk neymiş? Yan kenarlarından biri tabanlarına dik olan yamuğa dik yamuk adını veriyormuşuz. Yani şu iki tane açısı 90 derece ise işte bu dik yamuk. E hocam, dik yamuk şekilde 90 dereceler var. E 90 dereceler olunca ne yapıyorduk? Hani ilk amaç dik üçgenden çözmek değil miydi? Evet. Şuradan bir dikdörtgen oluştursun. Bazı arkadaşlar şöyle dışarıda oluşturuyor. Olabilir, sıkıntı yok. Ama biz genelde içeriden oluşturmayı tercih ediyoruz. Oluşturduk. C ise C deriz. H ise H deriz. Sonra buraya A, X, C kaldı deriz. Ve sonra burası da Pisagor bağıntısından çıkar mı çıkar. Yani X'in karesi, H'in karesi artı A, X, C'nin karesi deriz. Ama bunu bu şekilde ezberlemiyoruz arkadaşlar. Hocam dik yamukla ilgili sorular genelde böyle mi çıkıyor? Evet, uzunluk soruluyorsa bu şekilde. Ama eski konularda yine karşımıza çıkacak mı? Çıkacak. Şimdi mesela bununla ilgili bir özellik var diyecek olursak da şöyle bir özellik var aslında. Bak, ispatını da yapacağım. İspat yöntemiyle zaten sorularda yapacağız şimdi. O da köşegenleri dik kesişen bir dörtgende arkadaşlar. Burası C ise, burası A ise ve burası da H ise, köşegenler de eğer dik kesişiyorsa ne yaparsın? Hocam alfa beta'ya dalıp, alfa beta çünkü 90 derece 90 derece burası. Alfa beta, şurası beta olacak, burası da alfa olacak, burası da beta oldu. E hocam şu üçgenle şu üçgende benzerlik yaparak h kare eşittir a çarpı c mantığını oluşturabilirsin. Birincisi bu. İkincisi, yani alfa beta benzerliğinden gelir. İkincisi de köşegenleri dik kesişen bir dörtgen ya. Köşegenleri dik kesişen bir dörtgende biz ne yapıyorduk? Hocam şöyle paralel kenar oluşturuyorduk ama dışarıda oluşturuyorduk değil mi? Dışarıda nasıl oluşturacaksın? Mesela burada şöyle paralel kenar dikdörtgen oluyor. Burada olmaz. Köşegene göre oluşturacağız. Şöyle yapabiliriz aslında. Ama böyle hoş olmadı. Güzel bir şey çıkmadı. Şuradan şöyle oluşturabiliriz. Buradan oluşturduğumuz zaman da bakın ne çıktı. C iken C. Hocam şunlar da paralel ya. Hop 90 derece. Dikten dik çizildi. Öklit bağıntısı. H kare eşittir. Gerçekten de A çarpı C çıktı mı çıktı. Ama ben... Kuralı böyle bilmenize gerek yok. Dalın açıya, alfa beta'ya şöyle bir şey çizmenize de gerek yok. Alfa beta'dan zaten sonuca ulaşırsın. Zaten 90'lar 2 ya da 2'den fazlaysa ne yapıyorduk? Alfa beta'ya dalıyorduk. E o zaman burada da dal kardeşim, tamam. Şimdi sorulara geçelim. Hocam bu bir dik yamuk. Şunlar paralel ya, 90'sa burası da 90. Hemen ne yapıyoruz? Hocam dikdörtgen. Hop çiziyoruz. Çizdik dikdörtgeni. 8 ise 8, 12 ise 12. Buraya A dersem şununla şu birbirine eşit. A artı 8 olacak burası. Sonra Pisagor bağıntısı yapacaksın. A artı 8'in karesi eşittir A'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlem de A'yı bulacaksın. Kardeşim 12 varsa hisset. Ya 5, 12, 13 üçgenidir. A yerine 5 koyarsak, A yerine 5 koyduğumda 13 sağladı mı? Sağladı. Ya da 12, 16, 20 ya 9, 12, 15'leri gelecek tatlımıza. A 5, 12, 13 direkt tuttu. Bizden AB uzunluğu isteniyor. 8, 5 daha kaç yaptı? 13 yaptı. Yani AB'yi 13 olarak bulduk. Geldik sonraki soruya. Aa hocam oran var. Oran varsa oranlamanın olduğu yerden içe doğru paralel çiziyorduk değil mi? Şuraya doğru paralel. Hatta bu oran eşit olduğu için aslında biz ne çizebiliriz? Eşitlik var. Ort taban çizelim. Diğer kenarlara paralel çizdik. Yamuk bu sefer dikine verilmemiş. Yan çevrilip öyle verilmiş. Yani şunlara paralel çizeceğim. Paralel olan kenarlara paralel çizeceğim. Çizdim. Şunlar birbirine paralelse arkadaşım ne çıkıyor? 90 ise burası da 90. Aa, dik üçgene karşılık gelmiş oldu aynı zamanda. Ve toplamlarının yarısı ort taban çizgisi olduğu için 8 bölü 2'den 4. Hocam buraya da iki eş parçaya bölecek. Tamamı 8 ya. Tamamı 8 olduğundan dolayı 4 4 olacak burası. E burası 4 olduğuna göre buraya da 3 kaldı. Ve artık şurada bir Pisagor bağıntısı yakışır arkadaşım. 3 4 5 üçgeninden cevabı ne buluruz? EF uzunluğu isteniyor. 5 buluruz. Evet, eski konular bak yine karşımıza çıkıyor. Geldik bir sonraki soruya. Hocam paralellik verilmiş dik yamuk. 90 ise burası da 90 mı? 90. E hocam ne yapacağız burada? Dik yamuk. Bir şey yapamıyoruz şu anda. Alfa beta'ya dalamıyoruz. Sadece bir üçgen var. O zaman şuradan bir şöyle bir dikdörtgen oluştursak. Hocam şimdi dik üçgen oluştu. Şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Hatta 8 iken burası da 8 değil mi? Evet. E ne yapacağız? E 90'lar mı oluşuyor? Dal alfa beta'ya. Alfa 90 beta. Tamamı 90 alfa. E burası da 90. Burası beta. Beta 90 alfa. Ne oldu? Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 8 ise alfanın karşısı burada da 8. Betanın karşısı 7 ise betanın karşısı burada da 7. Benden AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu o zaman ne çıkıyor? 8 artı 7'den 15 çıktı dostlar. Geldik örnek 22. Evet, özellik vardı hocam. Şurası
C burası A ise H kare eşittir A çarpı C'de. 36 4 çarpı C'de A'dan dolayı A'yı da kaç buluruz? 9 buluruz. A boş ver. Hadi bizden X isteniyor. Ne yapacağız? Hocam şuradan bir dik mi çizsek? Hayır kardeşim, bak burada 90 dereceler var. 90 dereceler olduğu için bir alfa beta'ya dalabiliriz. Hocam dikten dik çizim şu öklit ama ne H ne P ne K var. Öklit'te uygulayamıyorum. O yüzden ne yapacağız? Dal alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta alfa beta'ya daldık. Dalınca bir sürü üçgen çıktı karşımıza. Hocam 1 bu, 2 bu, 3 büyüğü, 4 burası, 5 büyüğü. Yani 5 tane üçgen var. Ama biz ne yapıyorduk? Alfa beta'ya daldıktan sonra kenarları belli olan üçgenleri seçiyorduk. Hocam şu dörtlü üçgende şunu seçemem değil mi? İki kenarı yok. Şunu seçemem ama şu büyüğü seçebilir miyim arkadaşlar? Seçebilirim. 4'ü 6'dan dolayı. X'e ait üçgene bakacağım. X'e ait şu üçgeni seçemem. Çünkü iki kenar yok. Ama X'e ait şu büyük üçgeni seçebilir miyim? Evet. Sarı üçgenle mavi üçgen birbirinin benzeri oldu. Alfanın karşısı 4. Sarıdan başlıyorum. 4 bölü alfanın karşısı 6. Ondan sonra sarıdan başlamıştık. Beta'nın karşısı 6 bölü. Beta'nın karşısı X'e eşit. E buradan 4X eşittir 36 olduğundan dolayı. Buradan da ne geldi arkadaşım? X 9 geldi. Evet, örnek 22 9 çıktı. Geldik örnek 23'e. Kenar uzunluğu 50 cm olan bir karenin köşelerinden yüksekliği ile üst tabanı eşit ve 12 cm olan eşlik yamuklar kesilip çıkartılıyor. Evet, yükseklikle üst taban. Üst taban şu kısa değil. Alt taban bu, üst taban bu. Evet, 12 12. Burada da burası ve üst taban bu. Burası da 12'leri yazdık. Peki bir kenar uzunluğu kaçtı? Hocam kenar uzunluğu bunun 26 kaçtı? 50 idi. O zaman buraya ne kaldı? 26 kaldı. Aynı şekilde 50, 26 kaldı. Çünkü 12, 12, 24 olduğundan dolayı. Sonra hocam tamam bu şekli kesmişiz. Bu şekil gelmiş. Bu şeklin çevresinden bahsediliyor. Hocam burası belli. 26. Sonra şu kenarlar belli değil. O zaman ben alt tabanlarına da şöyle bir x diyeyim isterseniz. Alt tabanına x deyince bu alt taban x. Buradaki alt taban yok. Buradaki alt taban yok. Üst taban zaten 12. Burası da 26. Üst taban 12. Burası da 26. Şuradaki yan kenarlar da çevresinde olacak. Şunlara da ne diyeyim ben? YY diyeyim. Çünkü bunlar eş yamuk. O yüzden alt tabana X, buradaki yan kenara da Y dedim. Tamam. Şimdi bunun çevresini açacağız. Ama burası kaldı hocam. E buraya da 50-2X kalmadı mı? Evet, burası da 50-2X kaldı. Şimdi toplayalım bakalım çevreyi. Hocam topladığımız zaman 2X burada, 2X burada, -2X burada, götürdü mü? Götürdü. Sonra kaç tane Y var? 1, 2, 3, 4 tane Y var. 4 tane Y artı. Sonra 26'dan 1, 2, 3 tane var. 3 tane 26'da kaç yapıyor? 78 yapıyor. Artı. Sonra hocam ne var burada? 12 var, 12 var, 24 var. Artı. Bir de burada sayı değeri var. Bak 50, 2x yok ettik ama bir de 50 var. Bunların toplamı da kaçmış? 212'ymiş. Hadi toplayalım bakalım şunları. Şu ikisinin toplamı 102. Ondan sonra 102, hatta 152 yapıyor değil mi burası? 152. 212'den 152 çıkartınca o zaman kaç kalıyor? 60 kalıyor galiba. 4y eşittir 60 yaptı. Y'yi de böylelikle kaç bulduk arkadaşım? 15 bulduk. Evet. Y 15 çıktı. Yani şöyle bir dik yamuğum var elinde. Burası 12. Burası da 12. Burası x. Y 15 çıktı. Hocam dik yamukta ne yapıyorduk? Hop çek kardeşim dikini. 12 ise 12. Ne üçgeni burası? 9, 12, 15 üçgeni. 9 çıktı. 12 ise burası da 12. Toplam şu uzunluk kaç yaptı? 21 yaptı. Alanı nedir diye soruluyor. Alt taban belli, üst taban belli. E hocam bunun alanını nasıl bulacağız? Daha alanı görmedik diyenleriniz var. Tamam, görmedik. Alan formülünden yapmayalım. Elimizde bir dikdörtgen, bir de dik üçgen var kardeşim. Dikdörtgen 12 ile 12'nin çarpımı. Hatta bu kare. Alan neye eşit olacak? 12 çarpı 12 artı şu dik üçgenin alanı da 9 çarpı 12 bölü 2 eşit. Yani 144 artı 54 yaptı burası. Evet, topladığımız zaman da kaç çıkıyor o zaman? Buradaki dik yamuğun alanı 144 ile 54 topladığımız zaman hocam 8 burası ve 198 yaptı. Evet, bu alanı 198 bulduk ama benden ne isteniyor? Alanı, şu kesilmiş şekildeki şeklin alanı isteniyor. Ha, ben yamuğun alanını buldum. Şurayı buldum 198 diye. E burası da 198. E burası da 198. E burası da 198. O zaman ben ne yapacağım? Yapacağım hamle belli. Şu büyük karenin alanından 198'leri çıkartacağım. Yani yeni oluşan alan, yeni alan neye eşit? 50'nin karesinden 198 çarpı 4'ü çıkartacağım. 50'nin karesi kaç yapıyor? 2500 yapıyor. Değil mi? Eksi
Şu 198 ile 4 çarparsam 4 kere 8 32, 4 kere 9 36, 39 yaptı. Elde var yine 3. 792 yaptı. O zaman 2500'den 792'yi de çıkartırsak kaç yapıyormuş? 1708 yapıyormuş arkadaşlar. 1708 cevap anahtarından baktım. Kopya çektim. Şu 792'yi toplarsak gerçekten de öyle mi yapıyor? Evet arkadaşlar öyle yapıyor. Yani cevap 1708 oldu mu? Oldu. Gerçekten bu da güzel bir soru arkadaşlar. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri gördüğünüz üzere. Geldik şu soruya. Yüksekliği 6 cm olan ve ABCD dik yamuğu biçimindeki bir karton AC köşegeni boyunca katlanmış. Şu katlanmış. Katlamada biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop eski haline geri açıyorduk. Eski halini açtık. Tam açamadık. Düzgünce atalım, açalım bakalım şunu. Şöyle eski halini açtık. Eski halini açınca ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla da şu kenar eşit. Hatta bu bir dik yamuk ya. Şurası 90 derece. Üst üste binen açılar da eşit olacak. Yani burası da 90 derece olacak. Hatta şuradaki açılar da birbirine eşit. Hatta buradaki açılar da birbirine eşit olacak. Tamam. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşitliğini gösterdik mi? Gösterdik. Hatta burası 6 iken burası da ne oldu? 6 oldu. Tamam. Devam edelim. Sonra AC boyunca katlandığında D köşesi CB doğrusu üzerindeki E noktasına geliyormuş. Katlanılan kartona aşağıdaki katlamalar ardı ardı uygulanıyormuş. ACE üçgeninde bak şuradaki üçgende AE boyunca katlanıp bir dakika şu büyük üçgen baksana şuradaki üçgenden bahsediyor. Buradaki üçgeni de AE boyunca katladığında hocam katlayacağım. Şurası 90 derece olduğu için katlama simetriğini almak demek değil mi? C noktası tam olarak buraya gelmez mi? Gelir. Yani senin katladığında oluşan şeklin şurası oldu. Bak şurası gitti. Senin oluşan kartonun şurası oldu. O zaman C noktasının yeri de ne oluyormuş? F noktası oluyormuş. Evet buraya geldi. Bak şu katlandığında buraya gelir. Burası 90 derece olduğundan dolayı. Tamam senin şurası da gitti. Şimdiki şeklin burası yaptı. Buna dikkat et. Tamam F'ye geldi. Elde edilen bir, bu arada dur. Dur. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şununla şu eşit. Bununla da bu eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Hocam bu açı da bu açı eşit olacak. Hatta burası çizgiyse burası da çizgi olacak. Devam edelim. Elde edilen EAF üçgeni de bak şu üçgeni elde ettik en son. Çünkü bu buraya katlanınca şuraya geldi. Elde edilen EAF üçgeni de AF boyunca katlandığında E noktasının yeni yeri AB üzerinde oluyormuş. Evet ben bunu şöyle katlayacağım. E noktasının yeni yeri burada oluyormuş arkadaşlar. AB üzerinde oluyormuş. O zaman sen bunu böyle katladığın zaman bu da hop şuraya mı gelir? Evet katladığında şu üçgeni simetriye dik üçgen dik üçgen olacak. Yani üst üste binen açılar eşit olacak. Burada da üst üste binen açılar eşit olacak. Şu açıyla şu açı. Hatta ve hatta şuradaki kenarla şuradaki kenar da birbirine eşit olmak zorunda mı arkadaşım? Evet zorunda. Ama şuraya kadar kısmı bak burası 6 ya burası da 6 olmak zorunda. Hatta burası da çizgi ise burası da çizgi olacak. Buna göre ilk kartondaki AB artı BC nedir diye soruluyor. AB ile BC'nin toplamı isteniyor. Tamam şimdi bulmaya çalışalım. Ne yapacağız? Şu açılara dikkat edeceğiz. Aa hocam şurası 90 derece. Bunların hepsi nokta 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 oldu. Yani 4 tane nokta oldu. 90'ı 4'e bölsen kaç çıkıyor? Hocam 22,5 çıkıyor. E o zaman burası da 22,5 oldu. Burası da 22,5 oldu. Burası da 22,5 oldu. Ben şu üçgene de dikkat edeceğim. Burada da bir dik üçgen var. Hatta şu açıya dikkat et. 45 derece. 45 90'sa burası da 45 oldu. Burada da 45 90'sa burası da 45 oldu. Sonra ne yapacağız? Hatta ve hatta şu açıortaylığa da bakalım mı arkadaşlar? Bakalım. Katlamada açıortaylar çok önemliydi. Z'den dolayı hocam bunun tamamı çizgi açısı yapar. Çizgiye çizgi ikizkenar çıktı diyebiliriz. Ya da şurası 67,5 ya. 22,5 90'sa buraya da 67,5 kaldı deyip bu ikizkenarlı bu şekilde de fark edebilirdik. Peki ben neyi kullanmadım? 6'yı kullanmadım. Hocam şuradaki 6 işime yaramıyor ama şu üçgene dikkat eder misin şimdi? Şuradaki sarı üçgene dikkat et. Hocam bunun bir dik kenarı 6. Diğer dik kenarı da 6'dır. O zaman 6 6 iken burası 6 kök kim yapar tamamı ikizkenardaki üçgenden? Evet. 67,5 67,5 ya. Bu bir ikizkenar üçgen ya. Burası 6 kök 2 ise burası da 6 kök 2 çıkar. Yani 6 kök 2 6 kök 2 oldu arkadaşlar. Ne oldu o zaman? Hatta bunun ikizkenarlığını şöyle göstereyim. Şu katlamada bu üst üste binen açılar böyle ya. Z'den dolayı burası da çizgi yaptı. İkizkenarlık oradan geldi. Ya da 22,5'dan 67,5. Buradan bir şey geldi. Bizden ne isteniyor zaten? Şu ikisinin toplamı isteniyor. Yani 6 kök 2 artı 6 kök 2 isteniyor. Cevap da kaç yapar o zaman? 12 kök 2 yapar. Arkadaşlar güzel bir soru. Özel açıyı da işin içine katan güzel bir katlama sorusu olmuş. Yani ÖSYM... Tamam katlamaları soruyor da bu zamana kadar böyle özel açıyı işin içine katan katlamada bak son 10, 11, 12 yıl içerisinde
11 defa sordu mu? Sordu. Özel açılısından da bir tanesini sordu. Artık o da 5-6 yıl oldu o özel açılısı da. O da 22,5'luydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam, evet. O yüzden böyle bir soru yine gelme adayı, lütfen ama lütfen dikkat et. Çünkü ÖSYM katlamaya takmış bir durumda zaten. Takmış. Bir de özel açılı bu şekilde soruyla karşılaşabilirsin dostum. Evet, güzel bir soru gerçekten. Cevap 12 kök kök kök. Konuşamadım. 12 kök kök oldu. Geldik şimdi ikizkenar yamuğa. Dik yamuğu bitirdik arkadaşlar. İkizkenar yamuk. Yan kenar uzunlukları birbirine eşit olan yamuğa ikizkenar yamuk diyoruz. Arkadaşlar ikizkenar yamukta taban açıları birbirine eşittir. Tepe açıları da birbirine eşittir. Hocam ezbere yapma. Tamam. Şuradan bir paralel kenar oluşturacak olursak. Paralel kenardan dolayı. Şimdi bununla bu birbirine eşit mi eşit? Bak. Şunlar da paralelse, alfaysa, burası da alfa yaptı. İkizkenarlıktan dolayı burası da alfa yaptı. Gerçekten de taban açıları birbirine eşit oldu mu? Oldu. Hocam burası 180 eksi alfa. Burası da 180 eksi alfa olduğundan bunlar da birbirine eşit oldu mu arkadaşım? Oldu. Yani taban açıları birbirine eşit, tepe açıları da birbirine eşit. Şu açılar toplamda zaten 180 derece olduğunu biliyoruz. Tamam. Tanımını hemen bulduk. Yani tanımını ispatladık daha doğrusu. İkinci şey, hatta iki tane özellik yazmışım. Zaten ikizkenar yamukta iki tane temel noktayı bileceksin. Bir, köşegenler birbirine eşittir. İki, şu dikmeler. Önce köşegenlerin birbirine eşit olmasını ispatlayayım sana. Neden eşit hocam köşegenler? İkizkenar yamukta neden eşit? Hocam bu bir ikizkenar yamuksa, hatta ispatını yapacağım ya. Şurada küçük bir ispatını yapayım dostum. Dikkat et, şu ikizkenar yamuksa eğer ve şu köşegenleri çizecek olursam. Bir köşegen bu kırmızı olsun, hatta şöyle bir köşegen mavi olsun, diğer köşegen de siyah olsun. Ne yapacağım? Bu köşegenlerin eşitliğini ispatlayacağım ben şimdi. Hadi bakalım. Biraz önce ne bulduk? Şuradaki açıların birbirine eşit olmasını bulduk. Hocam bu açıyla şuradaki açı birbirine eşit. Dikkat et. Sen bu açıya karaladığın açı diyelim. Tamam mı? Şuradaki uzunluğa da dikkat et. Hocam şu üçgene bakacak olursak, bu üçgende bu açının kolları çift çizgiye çizgi diyelim şuraya. Tamam mı? Hocam buradaki üçgende de bak, şuradaki üçgende de aynı açının kolları çift çizgiye çizgi. Kenar açı kenar var burada. Yani bunlar eş üçgen. O yüzden sarı üçgenle siyah üçgen eş üçgen oldu. Aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olacak. Buradaki karaladığım sarı üçgendeki mavi kenar, buradaki karaladığım da siyah kenar. Yani köşegenler eşit oldu. Hocam köşegenlerin eşitliğini gösterdik. Madem bunlar eş, burada eşit kenarları gören açılar da eşit olacak ya. Buraya ben böyle alfa dersem. Hocam çift çizgi gören sarı üçgende alfaysa, çift çizgi gören sarı üçgende alfadır. Yani biz ne bulduk? Bunları alfa alfa bulduk. Dolayısıyla bunlar eşit. Köşegenler de eşitse, burası çift çizgi artı çizgi ise, burası da çift çizgi artı çizgi olmak zorunda mı? Evet, zorunda. Evet, köşegenlerin birbirine eşit olmasını gösterdim. Ve bu önemli arkadaşlar. Bu önemli. Gerçekten çok önemli. Buna dikkat edeceğiz. Köşegenler birbirine eşit. Hatta kesim noktasından köşeler olan uzaklıkları da kendi çapında ayırdıkları yerleri de daha doğrusu birbirine eşit. Bu taban açılarına kadar ayırdıkları yerler ve köşe açılarına, tepe açılarına kadar ayırdıkları yerler birbirine eşit. İspat da nereden geldi? Eş üçgenden geldi. Tamam. Köşegenleri eşit olan dörtgenler başka neydi? Bunlar önemliydi. Dikdörtgen ve kareydi. Bir de ikizkenar yamukta köşegen eşitmiş. Demek ki 3 tane özel dörtgende köşegenler eşit. Köşegenleri eşit olan dörtgenlerde ne yapıyoruz? Bir köşegenle alakası yerde bir köşegen verilmişse diğer köşegeni de biz çiziyoruz. Bunu da unutmayalım. Bir de ikinci bir tekniğimiz de şu. İkizkenar yamukta bir dikme çizdiğimiz zaman ne oluyormuş? Şuradaki Hüseyin Bey uzunluğu A eksi C bölü 2 eşitmiş. Sakın ezberleme, ispatı videoda. Şimdi ispatını yapacağım. Arkadaşım bu bir ikizkenar yamuksa şu taban açıları birbirine eşit. Hocam şuradan dik çizecek olursam eğer alfa 90 ise beta, alfa 90 ise beta. Bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş oldu. O zaman ben buraya x diyecek olursam, burası da x ise, bak c ise, burası da c mi? C. 2x artı c a'ya mı eşit olacak? Evet. Ya da şöyle diyebiliriz. X demeyelim. Hocam tamamı a ise, burada şunların da eşit olduğunu bulduk ya. Bunları a x c kaldı. O zaman burası a x c bölü 2. Burası da a x c bölü 2. Olur mu? Olur kesinlikle. Bak ispatta bu. İşte burada şunu bileceksin. Bu önemli. İkizkenar yamukta iki tane tekniğimiz var. Ya köşegenleri çizeceksin, köşegenlerin birbirine eşitliğini kullanacaksın, ya da dikmeler diyeceğim. Ya da bir dikme çizilmişse diğer dikmeyi de sen çizeceksin. Dikmeleri çizdiğinde bu yanlardaki uzunluklar birbirine eşit oluyor. AXC bölü 2 ezberleme. Sayılar olduğu zaman sayılardan dolayı daha rahat bir şekilde gideceksin. Mesela atıyorum burası 4, burası 10. Şuradan dik çizdiğin zaman buradaki dikmeleri bulabilirsin. 4 ise 4,
Hocam bunlar da eşit ya. 10'dan 4 çıktı 6. Bunlara da 3 3 kaldı diye direkt hızlı bir şekilde yaparsın. O yüzden iki şey önemli. Ya köşegenler ya da dikmeler. Özel durum oluşturduğu için bunları çizeceksiniz kardeşim. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Ama bir şey çizmeden önce verilen bilgiler dahilinde sonuca ulaşıyor muyuz diye hep bakacağımızı da söylüyoruz değil mi? Evet gençler. Tamam ikizkenar yamuğu hallettik. Hadi geldik sorulara. 6 verilmiş 8 verilmiş. Burada köşegenler de çizilmiş. Köşegenler çizilmişse şu köşegenler birbirine eşitti. Kendi çapında ayırdıkları yerler de eşitti. İkizkenar dik üçgen. 45-45 oldu. Hocam burası da 90 ya. Burada da ikizkenar dik üçgen çıktı. O zaman 6 ise 6 bölü kök 2. Yani bunlar 3 kök 2 3 kök 2 olur. 8 ise burası da 8 bölü kök 2'den 4 kök 2 4 kök 2 olur mu? Olur. Bizden AD uzunluğu isteniyor. Tamam burası da 90 derece. Ya Pisagor'unu 3 4 5'in kök katı olmaz mı kardeşim burası da? Çünkü 3'ün kök katı 4'ün kök katı burası da 5'in kök katı olur. Yani cevap 5 kök 2 oldu. Geldik sonraki soruya. Ne yapacağız? Ya köşegen çizeceğiz ya da dikmeler. Hocam dikmeyi çizersek eğer karşımıza 15, 75, 90 çıkıyor. Gittiğimiz yol, yol değil. Üçgen alanı sorulmuş olsaydı evet. Şu üçgenin alanı sorulmuş olsaydı 15, 75, 90 haşa 4 açı kullanırdık. Ama bu üçgenin alanı sorulmuyor. O zaman ne yapalım arkadaşım? Diğer köşegeni de biz çizelim. Hop çizdik köşegeni. Köşegenler neydi? Birbirine eşitti. Şunlar birbirine eşit, şunlar birbirine eşit. Hocam 75 ise o zaman burası da 75. 75, 75, 150 burada kaçtı ne oldu? 30 oldu. Ha bu köşegen 6 ise diğer köşegen de nedir bu arada? 6'dır. Köşegenler belli. Arasındaki açı belli. Hem köşegenler hem de arasındaki açı belliyse herhangi bir dörtgenin alanı neydi? Köşegenler çarpımı sinüs 30 bölü 2 değil miydi arkadaşlar? Evet. Hatta açı 90 derece ise köşegenler çarpımının yarısı demiştik. O zaman sinüs 30'un da 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. O zaman bölü 2'ye bölü 2'ye. Yani 2 ile sadeleşti. 3. Buradaki 2'ler de sadeleşti. 3. 3 kere 3 ne yaptı? 9 yaptı. O zaman örnek 26 9 çıktı. Geldik örnek 27'ye. Ne var burada? İkizkenar yamuk verilmiş. Eyvallah. AD ile BC birbirine eşit verilmiş. Tamam. İkizkenarlığı söylemiş. Bir de AC ile EB'nin uzunluğu birbirine eşit demiş. Bak 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 bak. Bir köşegenle EB'nin uzunluğu eşit verilmiş. Yani alakası yerde bir eşitlik var. Ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Hadi çizelim. Hop çizdik köşegeni. Köşegenler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hocam köşegenlerin eşitliğini gösterince bununla da bu eşit çıktı. Yani burada ne çıktı? İkizkenar üçgen çıktı burada. İkizkenar üçgeni kullanalım. Hocam 25 ise burada kaçıda nedir? 25 derecedir. 25'leri yan yana gördüm. İki iç açı yan yana gördüysem dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı. Yani burası 50. Köşegenleri çizdik ya. Aynı zamanda şu parçalar da birbirine eşitti. 50 ise burası da 50'dir o zaman. Benden ne isteniyor? Alfa. Alfa nerenin elemanı? Hemen bakarsın hocam şu üçgenin elemanı. O zaman bu üçgenin elemanıysa 50, 25 ve alfaya bakarsın. Yani o üçgenin açılarına bakarsın. Yani hatta şöyle de yapabilirsin. 50, 50, 100 deyip buraya 80 kaldı dersin. Burası da 80 oldu dersin. İki iç açı dış ters açıdan. Sonra iki iç açı bir dış açıdan 105'i bulursun. Ya da ne yaparsın? Dediğim gibi alfa şu üçgenin elemanı. Yani alfa artı 50 artı 25 eşittir. Ne diyeceksin? Hocam 180 diyeceğiz. O zaman buradan da ne geliyor? Şu 75 yapıyor. O zaman 180'den de 75 çıkınca cevap 105 çıkar dostum. Evet cevabı 105 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. İkizkenar yamuk demiş. Köşegen çizilmiş. Acaba diğer köşegeni çizeceğiz mi? Köşegeni çizince bunlar eşit. Bunlar da eşit. Bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Ne yapacağız? İkizkenar yamukta iki tekniğimiz var. Ya köşegeni çizeceğiz ya da dikmeler. Dikmeleri çizelim bakalım. Şuradan bir dikmeyi çizdim. Buradan da dikmeyi çizdim. Dikmeleri çizdiğim zaman ne geldi? 1 ise 1. Hocam tamamı 9 ya. Şunlar da birbirine eşit ya. 9'dan 1 çıktı 8. O zaman bunları da 4 4 diye ayırdı mı? Ayırdı. Buradaki 90'ı kullanmadım. Bak onu söyleyince zaten cevaba ulaşıyorsun. Şu dik üçgende dikten dik inilmiş oldu. Yani Öklit bağıntısı var. O zaman h kare pk'dan h'ı bulurum. Sonra bc x'i bulurum. Ya da direkt niye x'e ait öklit bağıntısı uygulamıyorsun? X'e ait öklit bağıntısı sağ tarafta sağa dayalı. Yani x'in karesi eşittir 4 çarpı tamamı. 4 çarpı tamamı kaç bunun? 9 değil mi? Evet. Yani x kare 36'dan x'i de kaç bulduk? 6 bulduk. Geldik sonraki soruya. İkizkenar yamuk hocam. Ya köşegen çizeceğiz. Köşegenin ne kadar saçma olduğunu görüyorsun. Ya da dikmeler. Dikmeleri çizelim. Hop çizdik. Hop çizdik. Peki dikmeleri çizince şu dikmeleri çizdiğimiz zaman hocam şu parçalar birbirine eşit olacak. Hocam dikdörtgen oluştu. 5, 5.
Şurası x ise burası da x mi oldu? Evet. Burası x iken burası da 9 eksi x mi oldu? Aynen. 9 eksi x ise burası da 9 eksi x olmaz mı? Dikmeler eşit parçalara ayırıyordu. Şimdi benden ne isteniyor? Yamuğun orta tabanı isteniyor. Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böleceğiz. Alt taban ne? Sayılara bak. 9 eksi x artı 5 artı x artı 9 eksi x artı bir de üst taban 5 artı x bölü 2 mi olacak? Şuradaki x'ler gitti. Buradaki x'ler de nanay oldu. O zaman 9, 5, 9, 5 toplamı 28 yaptı. 28 bölü 2'den cevabı kaç buluruz arkadaşım? 14 olarak buluruz. Yani örnek 29'da kaç çıktı? 14 çıktı. Güzel bir soru. Ama ikizkenar yamuğu anladık mı? Anladık. Ya köşegen çizeceğiz ya da dikmeler. Tabi bunların ikisini de yapmak zorunda değiliz bazen. Ya verilen bilgilere bakacaksın. Bir şeyler eksikse o eksik parçaları tamamlamaya çalışacaksın. Baktın soru çıkmıyorsa o zaman dediğim gibi ya köşegen ya da dikmeler. Unutma. Evet gençler, böylelikle bu kısmı da bitirdik. Yani dik yamukla ikizkenar yamuğu bitirdik. Sırada ne var? Yamukta alan var arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda, 3. videoda, 14. haftanın 3. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.